Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf coğrafya işleyeceğiz. Önceki dersimizde göllerden bahsettik ve biraz da akarsulardan bahsetmiştik. Şimdi de akarsularla ilgili kavramlar başlığında devam ediyoruz. Akarsularla ilgili kavramlar deyince akarsularla alakalı bazı terimler gelecek bizim aklımıza. Bu terimleri duyduğumuzda akarsuyun hangi bölgesini kastettiğimizi anlamamız gerekiyor. Akarsu, bakın. Koyu renkte verilmiş, kaynak demiş, ağız demiş, çığır demiş. Bu bir akarsu, çizdiğim şey. Bu akarsu bir yerden arkadaşlar doğdu değil mi? Bu doğduğu yere ben kaynak ismini veriyorum. Kaynak. Bu akarsu bir yere dökülecek arkadaşlar. Döküldüğü yere ise ağız ismini veriyorum. Ağız, akarsu ağzı, akarsu kaynağı şekliyle duyduğunuz zaman hangi bölgesi olduğunu akarsuyu anlamamız gerekiyor. Peki çığır ne demek? Çığır, akarsuyun gittiği o ince yola verilen isimdir. Eğer çığır kaynağa yakınsa, yukarı çığır, ağza yakınsa aşağı çığır diyorum. Ortada kalmışsa da orta çığır ismiyle anıyorum arkadaşlar. Akarsuyun bölgeleri bunlardır. Peki, akarsu ne yapıyor? Bir yamaç eğimi boyunca akıyor arkadaşlar. Akarsu'nun bir yatağı var ve o yatak boyunca akıyor. O zaman buradaki profilde ben yatak eğimi diyebilirim. Devam edelim. Yatak eğimi dışında bu yatak eğimi arkadaşlar deniz seviyesine kadar ne olacak? Aşınırsa ve akarsu'nun sonu bu hali alırsa ne olmuş olur? Denge profiline ulaşmış olur. O zaman da ne diyoruz? Denge profili. Diyoruz. Bir de akarsuyun tüm kollarıyla beraber toplandığı alan var. Buna da ben akarsuyun havzası diyorum. Önceki dersimizde havzalardan bahsetmiştik. Akarsuyun havzası eğer bir şekilde denize, okyanusa bir yere çıkıyorsa, denize, göle falan çıkarsa sayılmaz arkadaşlar. Denize ulaşıyorsa o açık havzalı akarsu oluyordu. Ama ulaşamazsa kapalı havzalı akarsu oluyordu diyoruz. Devam edelim. Başka terimler de verilmiş bana. Akarsuyun ağına ben akarsu drenaj ağı ismini veriyorum. Bunu çok duymazsınız ama bilseniz iyi olur. Akarsu drenaj ağı. En derin noktaların birleştirilmesinden oluşan çizgiye talvek adı veriliyor. Bunu bilmeseniz de oluyor arkadaşlar. Bir de su bölümü çizgisi dediğim bir çizgi var. Bakıyorsun iki tane havza verilmiş. Akarsu kolları verilmiş görüyorsunuz siz de. Bu kol verilmiş, bir de şu kol verilmiş arkadaşlar. Bu kolları ikisinin ayrıldığı noktaya, ayrılan noktaya hemen gösterelim. İkisinin ayrıldığı şu noktaya su bölümü çizgisi denir. Bazen su bölümü çizgisi çok belirgin olmayabilir. Peki hangi bölgelerde belirgin olmaz özellikle? Karstik arazilerde, bataklık alanlarda su bölümü çizgisi çok belirgin şekilde belli olmayabilir arkadaşlar. Ama bunun dışındaki yerlerde gayet de belirgin şekilde belirtilebilir diyoruz. Sorumuza bakalım. Akarsuyun belli bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarına akım ya da diğer ismiyle debi denir. Debi metreküp bölü saniye olarak ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi akarsuların debisini etkileyen faktörlerden biri değildir? Havzasına düşen yağış benim miktarımı etkiler arkadaşlar. Bir saniyede o alandan geçecek su miktarını etkiler. Buharlaşma etkiler çünkü su buharlaşıyorsa, sıcaklık fazlaysa ne oluyor aslında? Miktar olarak eksiliyor. Kar erimeleri etkiler çünkü kar erimeleri beni ne yapacaktır? Besleyecektir. Bitki örtüsü de etkiler. Çünkü bitki örtüsü akarsu akarken akımını engelleyebilecek bir etmendir. Bitki örtüsünün gür olması akarsuyun akış hızını da azaltabilecek bir etmendir. Ama akarsuyun akış yönü debisiyle alakalı bir durum değildir. O yüzden benim cevabım C şıkkı olacak diyorum. Yeraltı sularına geliyoruz. Yeraltı suyu nedir? Yeraltı suyu yerin altındaki suyu ifade eder. En kabaca tabirle. Peki bu su yerin altına nasıl gitmiş?
Yerin yüzeyindeki su, yeryüzündeki su arkadaşlar bir şekilde yerin altına sızıyor ve yeraltı suları oluşuyor. Peki nasıl tabakalardan sızabilir? Geçirimli tabakalardan yeraltı suyu sızabilir. Evet, buraya şimdi bir tabaka çizdim. Bu tabaka şöyle nokta nokta yapalım. Geçirimli olduğunu belirtsin. Geçirimli bir tabaka olduğu için arkadaşlar bir bulut çizelim. Yağmur yağdığında geçirimli tabakadan bu yağmur suları aşağıya doğru ilerleyecek. Geçiyor ve birden eğer geçirimsiz bir tabakayla karşılaşırsa ne olacaktır? Yeraltı suyu burada bekleyecektir arkadaşlar. Yeraltı suyu oluşmuş olacaktır. Evet, suyu da şöyle yapalım. Suyu mavi geçti. Evet, yeraltı suyu burada oluşmuş olacaktır. Ama bunun için önce benim bir geçirimli tabakaya, sonra da bir geçirimsiz tabakaya ihtiyacım var. Bir de yeraltı suyunu oluşturacak bir beslenme kaynağına ihtiyacım olacak arkadaşlar. Yeraltı suları bu şekilde ifade edilebilir. Peki hangi kayaçlar geçirimli olur, hangileri geçirimsiz olur? Arkadaşlar eğer yukarıda kalker varsa, karstik kayaçlar varsa bunlar geçirimlidirler. Kolaylıkla aşağı tabana su geçirebilirler. Ama bunun altında kalker değil de geçirimsiz tabakalardan mesela kömür varsa, mermer varsa, daha sert geçirimsiz bir tabaka olan bu kayaçlardan varsa arkadaşlar ne olacak? Geçirimsiz tabakayla karşılaşmış olacak. Yukarısının o zaman kimyasal tortum kayaçlardan olması, dolomit olur, jips olur, kalker olur, kaya tuzu olur. Bunun gibi kayaçlardan olması ne yapıyor? Araziyi geçirimli bir arazi, geçirimli bir tabaka haline getiriyor. Aşağıda daha kömür, mermer gibi sert bir tabakayla, geçirimsiz bir tabakayla karşılaştığında arkadaşlar ne oluyor? Yeraltı suyu birikmeye başlıyor. Bir de onu besleyecek bir kaynağa ihtiyacımız var tabii ki. Bunların arkadaşlar yeryüzüne çıkmasına aslında ben kaynak diyorum. Yeryüzüne bir yerden fışkırıyorlar ve bu yeryüzüne çıktıkları yere kaynak diyoruz. Aynı akarsuyun doğduğu yere kaynak dememiz gibi şekliyle ifade edebiliriz. Burada geçirimli tabakalardan bakın. Kum taşı, çakıl taşı, kireç taşı, volkan tüfleri örnek verilmiş. Bunun dışında arkadaşlar geçirimsiz tabakalara kil, şist, marm, granit, mermer gibi kayaçlar örnek verilmiş. Buna da ufak bir bilgi olarak tekrardan değindik. Şimdi devam edelim. Bu su yeryüzüne çıktığında kaynak diyorum o kısma. Şekil farklı türlerde çıkabiliyor. O yüzden biz bunlara kaynakları bazı isimlere ayıracağız. Bu isimler artezyen kaynak olacak, karstik kaynak olacak, vadi ya da diğer ismiyle yamaç kaynağı olacak, fay kaynağı olacak ve geyser olacak arkadaşlar. Şimdi resme bakarak anlayabiliriz çünkü hep aynı resimleri kullanıyorlar testlerde de. Bakıyorsunuz burada iki tane alan var. Biri antiklinal bir alan, diğeri senklinal bir alan. Bunu nereden hatırlıyorsun? Dağ oluşumundan, kıvrımlı dağ oluşumundan hatırlıyorsun. Yüksekte kalanı antiklinal, alçakta kalanı da senklinal diyordum. Burada bir bulut var ve yağmur gerçekleşiyor. Yağmur yağıyor. Geçirimli tabakadan arkadaşlar su aşağıya sızıyor. Geçirimsiz tabakada ne yapıyor? Suyun daha da aşağıya gitmesini engelliyor. Bakın görüyorsunuz su buradan gelmiş, buralara hep dolmuş. Artezyen kaynakta şöyle bir durum var. Suyu biz çıkartıyoruz arkadaşlar. İnsanlar yapıyorlar. İnsanlar sondaj vurarak suyu yeryüzüne çıkartıyorlar. Yer altındaki suyu. Bu kaynağı ben artezyen kaynak diyorum. Haliyle biz sondaj işlemi yaptığımız için su fışkırarak basınçla çıkıyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Ve bu sular soğuk sulardır. Bu sular içme suyu olarak kullanabileceğimiz, içme suyu olarak kullanabildiğimiz için de aynı zamanda tarımda sulama amacıyla da kullanabileceğimiz sulardır diyoruz. Özellikleri bu bağlamda söylenebilir. Karstik kaynağa geliyoruz. Diğer ismiyle Vaucluse. Genelde daha çok bu şekil kullanılır karstik kaynağı anlatabilmek için. Şimdi karstik dediğine göre kolayca çözülebilen kayaçlar söz konusu. Kalker, jips, kaya tuzu gibi kayaçlar. Sızdı buradan arkadaşlar yer altındaki erime boşluklarına birikti. Belirli yerlerden de ne yapacak? Yine o boşluklardan yeryüzüne çıkacak. Bu sefer insan etkili değil. Tamamen kendisi ne yaptı arkadaşlar? Yeryüzüne çıktı.
Bakın görüyorsunuz bu boşluklardan sızmıştı. Sonra başka bir boşluktan yeryüzüne çıktı. Burada çıktığı yere kaynak diyorum. Karstik arazide olduğu için bu kaynağı da karstik kaynak diyorum. Diğer bir ismiyle de Vaucluse adını veriyorum. Evet. Peki bu suyun özelliği nedir? Bu suyu ben içme suyu olarak kullanabilir miyim? Ya da su sıcak mıdır, soğuk mudur? Buna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sular sulama suyu olarak kullanılamaz. İnsanlar da içemez arkadaşlar bunu. Çünkü bu sular daha çok kireçli sulardır. O yüzden insanların içmesine ya da sulama yapmaya uygun sular değildir. Bir de artezyen kaynakta şunu söylemeyi unuttuk. Artezyen kaynağın rejimi de düzenlidir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Fakat bu kaynak, karstik kaynakta yağışlı dönemde akımlar artıyor. Kurak dönemde ise akımları ne oluyor arkadaşlar? Etkilemiyor. Yani iklime bağlı olarak akımlarında değişiklik meydana geliyor diyoruz. Bir sonraki kaynağımız fay kaynağı. Bir kaynağın fay kaynağı olduğunu en kolay nasıl anlarsınız? Tabakalar arasında dengesizlik görüyorsanız anlayın ki bu bir fay kaynağıdır arkadaşlar. Tabakayı size şu şekilde vermişse, bakın. Bakın. Burada noktalı çizdiğim yerle burada noktalı çizdiğim yer birbirlerine denk gelmiyorlar. Demek ki burada bir kırık var. Kırık varsa orada demek ki bir fay var arkadaşlar. O yüzden de bu fay kaynağıdır diyoruz. Yeraltı suları yer kabuğundaki kırıklar boyunca yeryüzüne ulaşırsa ne olur? Fay kaynağı olur. Fay kaynağı olduğu için ne diyeceğim aslında bu kaynaklara biliyorsunuz. Fay kaynakları sıcak olacaktır. Çünkü yerin altından geliyor arkadaşlar. Ve ne kadar yerin altından geliyorsa sıcaklığı da o kadar artıyor. Bunlar sağlıkta kullanılan sulardır. Ilıca, kaplıca, çermik suları gibi isimleri vardır. Sağlık için kullanılırlar. Belki kaplıca evleriniz vardır arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlamıştır. Mineralcide bu sular arkadaşlar zengindir. Fay kaynakları termal turizm, işte bahsettiğim olay ve sağlık alanında kullanılırlar. Bir de jeotermal enerjide kullanılıyorlar. Biliyorsunuz yenilenebilir bir enerji kaynağıdır jeotermal enerji. Bu jeotermal enerjiyi kullanarak da ısınmada da, konut ısıtmada da arkadaşlar yardımcı bir kaynak türüdür diyoruz. Sularına da sıcak diyoruz. Sıcak sular. Vadi ve yamaç kaynağına geliyorum. İki isimle de duymanız mümkündür. Vadi ve yamaç kaynağına. Görüyorsunuz burada bir vadi, yamaç söz konusu. Zaten böyle bir şekil görmeniz lazım. Yine burada bir yağmur gerçekleşiyor. Geçirimli tabakadan su sızıyor. Geçirimsiz tabakada karşılaşıyor arkadaşlar. Yine senklinal alanda su ne yapacak? Dışarıya çıkıyor ve kaynak oluşuyor. Bu kaynağı ben vadi ya da yamaç kaynağı diyorum. Dağlık bölgelerde oluyor çünkü vadi veya yamaç. Bu sebeple de bizim ülkemizi düşündüğümüzde dağlık bir ülkeyiz diyorsak bizim ülkemizde oldukça fazla görülebilecek bir kaynak türüdür. Fay kaynağı gibi. Çünkü fay hattı da oldukça fazla bizim ülkemizde diyoruz. Tarım alanlarında sulama ve içme suyu olarak kullanılabilecek bir diğer kaynak. Diğeri neydi? Artezyen kaynaklı arkadaşlar. Fay kaynağını neydi kullanıyordum? Sağlık turizminde kullanıyordum. Karstik kaynağı ise içemiyordum. Sulamada da kullanamıyordum. Şimdi de gayzerlere geliyoruz. Gayzerler bizim ülkemizde yok. Gazların basınçla arkadaşlar dışarı çıkması, sıcak su şeklinde, su buharı şeklinde dışarıya çıkması olayına gayzer kaynak diyorum. Bu suların fışkırma aralığı değişiyor. Nasıl değişir? Mesela birkaç dakika sürebilir. Fokurmaya başladığı zaman anlayın ki birkaç dakika sonra su fışkıracaktır arkadaşlar. Peki bu daha çok hangi ülkelerde görülür? İzlanda'da görülebilir, Yeni Zelanda'da görülebilir. Bu gibi ülkelerde gayzer kaynakları görebilmeniz mümkündür. Bunların çapı 3-4 metre, yüksekliği de 30-35 metreyi bulabilmektedir diyoruz gayzer kaynakları için. Bakın fotoğrafta da gayzer kaynakları verilmiş. Verdiğim örnekler dışında örnek isteyenler için de ABD ve Meksika'da da arkadaşlar bu kaynak tipi görülür diyoruz. Evet şimdi sorumuza bakalım. Sorumuzda ne demek istemiş?
Oluşumları verilen bu kaynaklar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir de bana diyor ki yeraltı sularının yer kabuğundaki kırıklar boyunca yeryüzüne ulaşmasıdır diyor. Evet, direkt aslında burada belli. Yer kabuğundaki kırıklar diyorsa faydan bahsediyor. Direkt fay kaynağı diyeceğim. Aslında cevabım çıktı ama diğerlerini de nasıl şekilde ifade ettiğine bakalım. Aktif volkanik alanlarda gazların basıncıyla zaman zaman fışkıran sulardır. Bakın burada aslında bize öyle bir tüyo verdi ki aktif volkanik alanlarda zaman zaman fışkırıyor. Gayzerler evet ama aktif volkanik alanlarla bir paralellik gösterdiğini o zaman söyleyebiliriz diyoruz ve gayzerler doğru. Diğeri karstik alanlarda yer alan yeraltı sularının yeryüzüne çıkmasıyla oluşuyor. Karstik kaynak normalde ama diğer ismiyle de duyabilirsiniz demiştim. Burada da Vaucluse şekliyle belirtilmiş. O yüzden cevabım B şıkkı olacak diyoruz. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar bu etkinliği de yapalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Oluşumlarına göre kaynak çeşitleri demiş. Hazır hemen konunun peşine pekiştirme yapalım. Kırık alanlarda yeraltı sularının bir hat boyunca yüzeye çıkmasıyla oluşanlara ne demiştik? Fay kaynağı demiştik. Fay demiştik. Çünkü bir kırık boyuncaydı ve neydi? Suları sıcaktı. Sağlık turizminde kullanılıyordu. Buna bakalım. Aktif volkanik alanlarda gazların basıncıyla suların yeryüzüne su buharı şeklinde çıkması volkanik alanlarla paralellik gösterir dedim. Tam birkaç saniye önce söyledim. Hangi kaynaktır o arkadaşlar? Geyser kaynağıdır. Ülke olarak örnek vermek istesek İzlanda, Yeni Zelanda, Amerika, Meksika demiştik. İki geçirimsiz tabaka arasında geçirimli tabakanın bulunduğu çanaklaşmış arazilerde bulunur diyor. Az önce şekil itibariyle şekilleri aklınıza getirin arkadaşlar. Burada daha belirgin bir şey verebilirdi. Mesela şey diyebilirdi. İnsanlar tarafından sondajla dışarı çıkarılır deseydi direkt artezyen diyecektim. Ama burada ne yaptım? Şekli aklıma getirmek zorunda kaldım. Çünkü iki tabaka arasında, iki geçirimsiz tabaka arasında yer alan bir kaynaktı kendisi. Diğerine de zaten karstik kalıyor. Karstik alanlarda yer alan kaynaktır. Ve bu karstik kaynak ne yapamıyorduk? Kullanamıyorduk. Tarımda kullanamıyorduk arkadaşlar. Diğer bir ismiyle de Vaucluse'dü. Umarım konuyu anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.